Tuncay'da. Tuncay Özdamar'da kalmıştı. BDR Türkçe Servisi Koordinatörü. Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu BDR. Onlar da Deutsche Welle'nin olduğu gibi, BBC Türkçe'nin olduğu gibi VDR'in de Türkçe servisi de Türkçe kullanımına özen gösteriyor muyuz? Şimdi şöyle söylemek isterim, şöyle başlamak isterim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum Kön'den. Şimdi Türkçe medya derken bunu Türkiye'deki medyadan ayrı düşünmemek lazım, Avrupa'daki medyayı. Çünkü Türkiye'deki medya, orada kullanılan dil de bizi otomatikman etkiliyor. Mesela son zamanlarda Türkçe medyada, Türkiye'de kullanılan medyada şöyle garip gelenekler oluştu. İşte başlıklar bulmaca verir gibi verilmeye başlandı. Veya işte Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar veya Kılıçdaroğlu'ndan çok önemli açıklamalar. Bu İmamoğlu da olabilir, herkes olabilir. Yani haberin kendisi değil de bir sansasyon peşinde koşmak, sanki çok iyi önemli bir haber varmış gibi bir hava yaratmak durumuyla söz konusu karşı karşıyayız. Yani şimdi şöyle bir şey var, Alman medyasında Merkel'den önemli açıklamalar diye bir başlık hiçbir yere göremezsiniz. Eğer açıklama önemliyse zaten açıklamanın kendisi haber olur. O da başlığa girer. O yüzden Türkiye'den bunu bağımsız düşünmemek lazım. Yani benim dikkatimi çeken son zamanlarda Türkiye'de kullanılan başlıklar. Bir de kalıplaşmış cümleler, kalıplaşmış söylemler çok. Mesela işte bu coğrafyada, efendime söyleyeyim, bu noktada gibi kelimeler ki bunlar gerçekten Almanca floskul dediğimiz türden kelimeler, dolgu kelimeleri, dolgu başlıkları. Bunlar yanlış, daha doğrusu medyada Türkçenin iyi kullanılmadığını işaret eden aslında küçük örnekler. Mesela biz kendi Kön Radyosu olarak, biraz önce Ersoy Bey de söyledi, 1964 yılından beri Kön Radyosu Almanya'da yayında, şu anda da günde yarım saat yayın yapıyoruz. Tabii ki bu radyo yayınıyla kalmıyor. Sosyal medyada da, Facebook kanalımızda da çok aktif bir şekilde dinleyicilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle son korona döneminde dinleyicilerimizin ilgisi de bayağı arttı diyebilirim. Hani onlara yol ve yön göstermeye çalışıyoruz. Tarafsız bir şekilde onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii Kön Radyosu gibi kurumların olması, 55 seneden fazla yayın yapan bir kurumun olması insanlara güven de veriyor. BDR'in bir parçası, siz de söylediğiniz, kamu kuruluşuyuz yani. Bir nevi kültürel bir ev, bir yuva gibi oluyoruz insanlara. Zamanında ilk misafir işçiler Kön Radyosu'nun saati geldiğinde çocukları susturup dinlerlermiş. Tabii şu anda medya kanalları çoğalınca bizim de rekabet ortamında olduğumuz bir durum oluştu. Öyle bir tek haber kaynağı biz değiliz ama biz elimizden geldiği kadar doğru ve güvenilir habercilik yapmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'de de bir nevi köprü oluşturuyoruz. Yani kültürel bir köprü. Şimdi Türkçe demişken, Türkçeyi önce sevmek lazım. Tabii hepimizin Türkçeyi sevdiğinden eminiz. Eminim. Almanya içerisinde bazen haberler geliyor. İşte öğrencilere mola sırasında, teneffüs sırasında Türkçe konuştular diye ceza veriliyor. Veya işte Kürtçe, bu Kürtçe de olabilir veya başka bir dil de olabilir. Öğrencilere baskı yapılıyor okullar tarafından. Burada çocuklardan başlayarak, kendi çocuklarımızdan da başlayarak bir bilinç oluşması lazım. Yani Türkçenin Almanca kadar değerli bir dil olduğunu çocuklarımıza anlatmamız lazım ve bunun gayet normal olduğunu anlatmamız lazım. Yani arkasında durmamız lazım kendi dilimizin ve savunmamız ve sevmemiz lazım. Türkçeyi kullanırken tabii dikkat etmemiz gereken, bizim Kön Radyosu olarak söylersen Turhan Dikaya veya Yüksel Pazarkaya'nın çalıştığı zamanlarda tabii ki o insanların kullandığı Türkçe çok mükemmel bir Türkçeydi. Biraz önce Ersoy Bey de söyledi, Kastamonu'ndan katılıyor yayınımıza. Tabii ki çok yüksek seviyeden konuşulan bir Türkçeden bahsediyoruz. İlk yıllarda özellikle TRT'nin de etkisiyle, şimdiki TRT ile eski TRT ile biraz kıyaslamamak lazım. Bunu açıklıkla dile getireyim buradan. Ama şu andaki ortama baktığımızda Türkçenin daha güzel kullanılabilir olduğunu bilmemize rağmen kullanamıyoruz bunu maalesef. Biz kendi adımıza duru bir Türkçe kullanmaya çalışıyoruz. Sade olmasına dikkat ediyoruz. Radyo biliyorsunuz gazete gibi değil. Tekrar dönüp okuyamıyorsunuz.
kısa cümleler olmasına, akıcı cümleler olmasına dikkat ediyoruz metinlerde ki Köln Radyosu'nda bize gelen, yani Köln Radyosu'nda yayınlanan her haberin metinlerine bakıyoruz, kontrol ediyoruz, düzeltiyoruz metinleri. O yüzden bunu rahatlıkla söyleyebilirim, yani nelere dikkat ediyoruz konusunu. Mesela kendimizi kısıtlamıyoruz Türkçe konusunda, sınırlandırmıyoruz. Türkçe birkaç dilden etkilenen oluşmuş bir dil. Daha doğrusu Türkçe'ye çok çok fazla diller etki etmiş. Mesela Farsça, Arapça kelime çok bizde, İngilizce çok, belki Fransızca kelimeler İngilizce'den daha çok hatta. Almanca'da 80-90 kelime girmiş. Yani şimdi tedbir derken önlem de diyebilmek lazım. Veya ölçüt dersiniz, kriter dersiniz. Yani bunları sunucularımıza da söylüyoruz. Farklı şeyler, farklı kelimelerle dinleyicilerimize ulaşmaya çalışalım. Çeviri kokmasın yaptığımız, yazdığımız metinler. Çünkü ister istemez Alman medyasından hem faydalanıyoruz hem de etkileniyoruz. Yani günümüz Almanya'da geçiyoruz. Sürekli Almanca duyuyoruz. Tagesschau izliyoruz. Belki Spiegel'i dinliyoruz. O yüzden Almanca kelimelerin bize veya söyleniş kullanış şeklinin belki bizim tahmin ettiğimizin daha çok bilinçaltımıza girmiş olduğunu kabul etmemiz lazım. O yüzden de çeviri korkmayacak bir şekilde metinler ve yazmaya çalışıyoruz ve Türkçeyi kullanmaya çalışıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Türkçede farkında olmadan kullandığımız bazı kelimeler var. Buradan bu ortamda dile getirmekten de mutluluk duyarım. Çünkü gerçekten çok dikkat edilen noktalar değil bunlar. Mesela şiddet içeren kelimeler. Hiç dikkat etmiyoruz hiçbirimiz. Mesela tetikledi deniyor sürekli haberlerde. Tetikleme nereden geliyor? Silahtan geliyor. Silah bir, yani bir ad üstünde insanları veya bir şeyi öldürmekte kullanılan bir kelime. Mesela ben sunucu arkadaşlarımıza lütfen tetikledi kelimesini çıkarın diyorum metinlerinizden. Yol aç diyebilirsiniz veya duruma göre başka kelimeler kullanabilirsiniz. Veya bomba etkisi yaptı, yarattı diyoruz. Yani biz buradan dinleyicilerimize bombanın gayet normal bir şey olduğunu söylemiş gibi oluyoruz. Bu tür kelimeleri biz metinlerimizde kullanmaya çalışıyoruz. Veya gündeme bomba gibi düştü. Yani bu kelimeler farkında olmadan kullandığımız çok çirkin ve Türkçemizi de kirleten kelimeler. Bu tür kelimelere de dikkat etmek lazım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum Tüncel Özdemir. Tam siz bunları anlatırken elbette Facebook'tan canlı yayındayız. Oradan da sorular geliyor. Oradan gelen soruları da ben size iletmeye çalışacağım. Oradan bir arkadaşımız Mustafa Ekşioğlu. Şikayet etmeyi bırakıp çözüm odaklı konuşmaları dinlemek isteriz diye bir serzenişte bulunmuş. Elbette durum tespiti yapıp ondan sonra da çözüm odaklı neler yapacağız onları konuşuruz. Şimdi sözü Güven Toymaz'a vermek istiyorum. Türk Okul Aile Birlikleri Bölge Başkanı Güven Toymaz. Siz medyaya da uzak bir isim değilsiniz. Dolayısıyla Avrupa'daki Türkçe medyada Türkçe düzgün kullanılıyor mu? Herkese merhaba öncelikle. Öncelikle o gelen eleştiriyi çok olumlu kabul ettiğimi bildirmek istiyorum. Bu anlamda da eğer vakit kalırsa tabii bu durum tespitinden sonra birkaç önerimiz olacak Württemberg bölgesi adına ya da çalıştığımız kurumlar adına. Şimdi değerli konuşmacılar çok önemli, çok güzel şeyler söylediler aslında. Çok önemli konuların altını çizdiler. Bir kere bunu belirtmem lazım. Biliyorsunuz 1970 yılından beri Avrupa'da basın yayın hayatını devam ettiren bir Türk medyası var ve bu medya şüphesiz ki Türk toplumu için büyük önem taşıyor. Bunun yanında yakın dönemde Alman medyasının açtığı Türkçe bölümler var. Buradaki yayınları da takip ettiğimiz zaman DPA, Deutsche Türkiye Presse Agentur ya da Deutsche Welle gibi bu haberleri takip ettiğimiz zaman, bu haberlerin gerek içeriği gerek diline baktığımız zaman çok tatmin olduğunu söyleyemem aslında. Ama onun yanında Almanya'da bulunan özel gazeteciler var. Hem bunların haber dili ve yaptıkları yazı mutlaka Türkçeyi çok özendiriyor. Okumayı çok özendiriyor.
Bu anlamda da ben bunu önemsiyorum, önemsediğimi dile getirmek istiyorum. Bu gazeteci arkadaşlarımıza da çok zor şartlarda özveriyle çalıştıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii değerli hocalarımız çok önemli şeyler söylediler ama gazetecilik ya da doğru haber alma ihtiyacı günümüzde büyük değişimler içerisinde ve başka hiçbir alanda olmadığı kadar dijital dönüşüme geçmiş durumda. Teknolojik yenilikler ve sosyal medya, medyanın kurallarını kökten değiştirdiği gibi gelecekte de bunu yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Ve bu güzel Türkçemizi ne kadar etkileyecek, bunu zaman içinde göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu giderek artan rol incelendiğinde geleneksel medyaya hala ihtiyaç olacak mı? Bu tip soruları kendi kendimize de sorarak cevaplarını aramak durumundayız. Fakat her şeyden önce Avrupa'da yaşayan, özellikle Almanya için söyleyebilirim, bir realite var. Nüfusumuz 3 milyonu geçmiş durumda. 20 yaş altı gençler 800 bin civarında. Bütün yurt içi, yurt dışı politikaları bu potansiyel üzerine renkleniyor. Bu potansiyel üzerine şekilleniyor. Alınan kararlar bunların üzerine çıkıyor. Bu 3,5 milyon insan, Avrupa genelinde 5 milyon, 5 küsür milyon insanın içinde yaşayan çok bilinçli Türkler var ve bunları en çok kaygılandıran konuların başında Türkçenin geleceği geliyor. Bu anlamda biz kendi bölgemizde çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Tabanı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli çünkü yakın gelecekte bilinçli bir taban, bilinçli bir Türk toplumu, Türkçe'ye sahip çıkan bir Türk toplumu kalmazsa Türkçe basınına da ihtiyaç olmayacaktır diye düşünüyoruz. Yarım asırlık bir serüvenimiz var Almanya'da. Burada yetişen, büyüyen çocuklarımız, doğan çocuklarımız hakim dili öğreniyorlar gün içinde. Eğitimlerini sadece Almanca alıyorlar. Tabii bu da ana dil Türkçenin gereği gibi öğrenilmesini zorlaştırıyor. Bu anlamda da ekstra çalışmalar yapılmasını çok önemsiyoruz. Hatta genele baktığımızda Türk nüfusunun az olduğu kentlerde Türkçe unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Biz de tabii günlük hayatta, aile ortamında ve toplumsal sahada nasıl Türkçeyi canlı tutabiliriz, nasıl yaşatabiliriz? Bu temel soru üzerine bir dizi kalıcı, işlevsel girişimlere girmek zorundayız. Yani bir defalık olan atılımların ötesinde sürdürülebilir bir dizi girişimleri harekete geçirmek zorundayız. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Daha sonraki konularla ilgili görüşebiliriz. Yani beyan etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum Güven Toymaz. Aramıza en son katılan Ufuk Evlabostan'a dönmek istiyorum. Hemen ATGB ikinci başkanı Atilla Arzağan'ın bir sorusuyla bir canlı, onun bir sorusuyla seninle devam etmek istiyorum Ufuk. Atilla diyor ki basında, medyada çalışanlar yani gazeteciler acaba kaç yazı işlerinde Türkçe sözlük yazım kılavuzu bulunuyor? Hangi yazım kurallarının hangi kurumda yazım kurallarına dikkat ediliyor? Bir gazeteci olarak çünkü ATGB'nin de yönetim kurulundasın. Gazeteci olarak elbette ki tecrübelerim vardır. Gazetecilik yapan arkadaşlar, onların yazı işlerinde Türkçe sözlükler, yazım kılavuzları var mı? Ufuk Evlabostan'a tekrar dönüyorum. Yazı işleri kurullarında yazım kılavuzu ve Türkçe sözlük kullanılıyor mu? Bunu aslında ikiye merhaba arkadaşlar öncelikle. Bu sorduğun soruyu ikiye ayırmak lazım. Birincisi Türkiye'de özellikle ulusal gazetelerde ya da yayın organlarında kılavuz kullanılıyor mu? Almanya'da ya da Avrupa'da genel olarak kullanılıyor mu? Ben ne Türkiye'de ne de burada düzenli olarak kullanıldığını düşünenlerden değilim. Çünkü kendim de gazetecilik yaptığım dönemde kullanılmadığını gördüm. Ama son 15 yılda özellikle Türkiye'deki ulusal kanallarda ve gazetelerde bir dil konusunda
yoğun bir yozlaşmanın olduğunu görüyorum. Bilmiyorum sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun tek sebebinin de kılavuz kullanmak, kullanmamak olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeplerden bir tanesi. Ama en önemli sebebi bu değil. Çok daha başka köklü sebepleri var. Liyakat, işte gazetecilerin, genellikle gazetelerde çalışan insanların gazeteci kökenli olmaması, eğitimin bu konuda donanımlı olmaması gibi. Almanya'ya gelecek olursak ya da Avrupa'ya gelecek olursak burada durumun daha da vahim olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada gazetecilikle hiç alakası olmayan insanlar yerel ya da ulusal gazetelerde çalıştırılmak zorunda kaldılar. Bunun başka da sebepleri vardı. Ama Atiye'nin söylediği şey önemli faktörlerden bir tanesi. Çok çok önemli faktörlerden bir tanesi. Ama son 15 yıla baktığımızda Türkiye'deki gazetelerdeki seviyenin niye bu kadar düştüğü, imla kılavuzu kullanma ya da yazım hatası, sonra yan cümleyle başlayıp tek cümleyle bitirme, birleşik cümlelerde yüklemi unutma gibi çok temel anlamı bütünüyle düşüren ve bozan kelimelere, cümlelere çok rastlıyoruz. Bunun en asıl sebebi liyakatın olmaması tabii ki. Son yıllarda FETÖ gibi organizasyonların hayatın her alanının olduğu gibi medyaya da sızmış olmaları ve gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların bu alanda da aktif olarak çalışabiliyor olması sebeplerden bir tanesi. Ama genel olarak... Özür dilerim. Genel olarak tek sebep de bu değil. Eskiden beri yaklaşık bir zannediyorum bir 30 yıldır Türkiye'de gazeteciler iletişim fakültelerinden çıkmıyor. Eskiden yine basın yayın organlarında çalışan insanlar basın yayın yüksek okullarından mezundular ya da siyasal bilimler gibi dil tarih gibi bölümlerden geliyorlardı. Artık öyle bir şart yok çünkü... Hem işin içine dijitalleşme girdi hem de dünya çok değişti. Bazen hiç bölüm bitirmeyen insanlar da gazetecilik yapabiliyorlar. Bütün bunlar bu yozlaşmaya sebep olanlardan bir tanesi. Sebep olarak tek tek. Dolayısıyla tek bir sebep bulamayız buna. Yani Atilla'nın söylediği çok önemli bir nokta ama tek sebep değil maalesef. Keşke o kadar kolay olsa. Ben 2008'de yine Almanya'da faaliyet gösteren ulusal bir gazetede çalışıyordum. Bilmiyorum isim vermek doğru olur mu ama istiyorsanız da verebilirim. Türkiye Gazetesi'nde bana şöyle söylendi. Yazdığım bir haberde yaratıcı ya da yaratmak fiilini kullandım ve bana artık bu kelimeyi kendi kurduğum haberlerde, kendi yaptığım haberlerde kullanmamam gerektiği söylendi. Tahmin ediyor olduğunuz sebeplerden ötürü. Ve onun yerine başka bir kelime bulmamı tavsiye ettiler. Şimdi hal böyle ve bunu söyleyen insan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisiydi. Yani o bölümü bitirmiş bir insandı ama kendileri gazetenin politikası olarak kendilerine böyle bir sözlük belirledikleri için, böyle bir ölçü belirledikleri için içeriğe de karışıyorlardı. Sonuçta bu artık dilin içeriğine karışmaktır. Bırakın imlayı, kullandığınız gün içinde milyonlarca kez kullandığınız bir kelimeye başka bir anlam yükleyip sizler haberlerinize o kelimeyi kullanmadan yapmanız söyleniyor. Yani şimdi bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Az evvel söylediğim gerekçeyle yani gazetecilikle alakası olmayan insanların bu sektöre girmiş olması bir sebep. İkincisi siyasal bazı faktörler de Türkiye'de gazeteciliğin yozlaşmasına sebep oldu. Bu ikincisine daha çok denk düşüyor. Atilla'nın söylediği konu önemlilerden bir tanesi. Bence en önemlilerden bir tanesi. Ama bu kılavuz kullanmak, sözlük kullanmak sadece Avrupa'da değil. Yani sadece diaspora Türkçesinde değil, Türkiye'de de ana akımda da kullanılmıyor. Öyle bir gelenek yok. Yani keşke olsaydı ama maalesef bu. Yani ama nedir? Buyur. Son 30 saniye toparlarsan. Yani ama hani şöyle söyleyeyim, başka sebepler de olabilir muhtemelen ama böyle bir gelenek var maalesef Türkiye'de. Yani bu alışkanlığımız yok. Dil konusunda çok hassas değiliz. Öyle söyleyeyim.